Belki de doğuştan suçluyuz hepimiz. Doğuştan mağlup. Çünkü insan dediğin yenilmek için yaratılmıştır. Avukat, sana güverim çıkıyoruz bu herifin karşısına. Kaynağım sağlam. Tepedeki düşman Rasim. Her şeyin sorumlusu o. Ben hala Naim'den kıllanıyorum ama hayırlara vesile olsun. Çıkalım mı? Çıkalım. Bir şey daha var. Hah. Bir tane çomağı sok geldi. Sana ne dedim? Bir terslik olursa senden bile. Gözüm üstünde avukat. Senin için geldim. İyi, hoş geldin. Avukat, gel. İsmi sen gösterdin, yolu da sen göster. Önden alalım. Selamun aleyküm. Ben İrfan. Namı Diyar Takoz. Buyur. Gel. Mekanımı bastın Takoz. Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Biliriz evvelallah. Namını duyduk. Çok. Büyüğümüzsün. Sence o zaman benim bu kadar mı adamım var? Kapıdaki üç yarma kadar mı? Bana farkmaz. Buradan sağ çıkamazsın. Sen çıkarsın. Bugün çıkarsın. Ama yarın, ondan sonraki gün, ondan sonraki gün yatağında rahat rahat uyuyabileceğini mi sanıyorsun? Sen beni dinle beni. Bu adam Sait Karam. Cezaevi müdürü. Bu avukatım Ecevit Orhan. Tanıyor musun yoksa? Yok.
İyi. Benim kardeşim Özcan Tiryaki. Vurdular. Bu adamı hapse atmaya çalıştılar. Benim işime el attılar. Mallarımı gasp ettiler. Canıma kastettiler. Rasim Toralı. Bir kere soracağım. Bütün bunların arkasındaki adam sen misin? Peşimdeki adam sen misin? Helal olsun lan sana. Helal olsun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Sen ne yaptın? Haberleştin mi Şerif'le? Tamam. Şey, yoldaydı en son. Rasim'e gidiyordu. Tamam, değil mi hoş? Ben yaptım diyecek Rasim. Tamam, tamam. Rasim halledecek İrfan'ı. İyi. Yolun sonu. Bir daha sormam. Bütün bunları yapan sen misin? Bir şey de. Hayır. Nasıl? Sen değil misin? Diyelim. Evlat, güven artık bana. Ver bu adamın ismini, çıkalım hepimiz temize. İkna edebileceğim mi? Bakalım. Belli olmaz ama deneyeceğim. Senden daha fazla şansım var, orası kesin. Bu adam fazla bekletmeye gelmez. Ne istiyorsun? Sana bir sır vereceğim Rasim. Son düştüğünde içeri 30 yılda yargılandın, 10 yılda çıktın. Sen çıktıktan sonra ama tipsiz Recep, Kara Hamza, İsmail, Lütfü, Yakup, kim varsa eskilerden hepsini aldılar içeri patır patır. Sen... Ne demek istiyorsun? Kimse bilmez diyorum Rasim. Ben biliyorum nasıl öttüğünü. 40 yıllık silah arkadaşlarını nasıl sattığını. İspiyonlarken altına işediğini, yalvardığını polislere. Ben biliyorum. Bir de sarı. Şimdi söyledim dışarıda. İstersen öldür beni. Fark etmez. Ama dediklerimi yapmazsan herkes bilecek bu alemin en büyük gammazı olduğunu. Öldürürler seni. Şerefinle değil, utancınla gidersin. Peki. Ne yapacağım? Takoz İrfan. Bu adamdan alacağım var benim. Gelirse sana, hele de yanında Ecevit varsa oğlum, bir mesaj ileteceksin ona. Sonra? Peşindeki ben değilim ama bir diyeceğim var sana. Ne diyeceksin? De. İrfan kardeş. Belalı Naim'in selamı var.
Böyledir insan doğası. Her şeyden, her sıfattan öte bencildir insanoğlu. Tek kendini düşünür. Düşünür düşünmesine de, biri hatırlatır da, bir çevirirse kafayı gerçeklere, son nefesinde her insanın hissedeceği şey yavaş yavaş yeşerir içinde. Pişmanlık. Iska. Ben bir bok yemiş olsam. Misal bir değil de birden çok bok yemiş olsam. Ya iyice batmış olsam yani. Ama hepsini bizim için yapmış olsam. Beni affeder miydin? Ne yaptın? Ben... Sarı! Babam nereden biliyor Rasim'i? Kimse bilmesin dedim Sarı. Babam nereden biliyor Rasim'i? Yazık oldu Sarı. Bilmen lazımdı. Son pişmanlık fayda etmez.